Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle sizlerin sorduğu sorulara yönelik bir video çekeceğim. Yine benzer sorular gelmiş. İşte kendimi, zihnimi susturamıyorum. Sürekli zihnim konuşma halinde. Bir tanesi demiş, düşünce gücünden bahseder misiniz? Bir tanesi orada işte sürekli karamsarım, sürekli olumsuza odaklanıyorum. Bu problemi nasıl çözebilirim? Gibi bir sürü soru var. Bunlar birbiriyle bağlantılı sorular olduğu için tek bir videoda toparlayıp cevaplamak istedim. Şimdi öncelikle zihnimizi susturamayız arkadaşlar. Neden zihnimizi susturamayız? Çünkü sağlıklı olanı budur. Sağlıklı bir beyin günde 60 bin ile 90 bin arasında ortalama düşünce üretir. Zihin bize düşünce üretelim diye verilmiştir zaten. Ve genel olarak bu düşünceler olumsuza odaklıdır. Çünkü ilkel beynimiz dediğimiz o bilinçaltımız yaşamaya endekslidir. Yaşayabilmek için en kötü senaryoları var kabul edip nasıl bir stratejiyle bu en kötü senaryoların içerisinden çıkabilirim mi hesaplayabilirse hayatta kalabileceğine ve güçlü olabileceğine inanır. Yine bakın mesela mağara döneminde işte mağaranın içinde yaşayan bir adamı düşünün. Dışarıda işte bir tıkırtı geldiğinde aman kedidir o kedi demez değil mi? Hemen çıkar işte acaba ne oldu ne bitti bana zarar verecek bir vahşi hayvan mı var yoksa işte harami mi var kapının önünde gibi bir hani olumsuza odaklanarak kendini koruma eğilimindedir. Ama biz şu anki günlük hayatımızda böyle sıkıntı geldiğinde kedidir o kedi diyoruz. İşte üst komşu ses çıkarıyordur diyoruz. Bunları erteleyebiliyoruz. Ama farklı konularda sürekli olumsuza yönelik işte karamsarım, olumsuz düşünceler geliyor diyorsanız bu da normal. Çünkü herkes de bu şekilde işliyor. İnsan hayatta kalabilmek için olumsuza odaklı. Olumsuzu nasıl tölere edebilir mi? Hazırlıklı olabilmek için olumsuz düşünce eğiliminde. Ama şöyle bir durum söz konusuysa burada problem var. Olumsuz düşünceler gelip geçebilir beynimizden. Ama sanki olumsuz düşünce varmış gibi, sanki o olumsuz olay yaşanmış gibi bir hissiyatla davranıyorsak işte burada bir problem var demektir. Bu bir patolojidir ve mutlaka bir profesyonelden destek alınması gerekir. Gelelim zihnimizi susturma olayına. Zihnimizi susturamayız. Demin de söylediğim gibi beynimiz günde 60 bin ile 90 bin arasında ortalama düşünce üretiyor. Yani sağlıklı bir beynin çalışma mekanizması bu şekilde. Eğer düşünmüyorsak, eğer bu zihin susuyorsa problem var demektir. Eğer susmuyorsa, sürekli konuşma halindeyse, sürekli düşünme halindeyse işte o zaman korkacak bir şey yok. Ama şu olabilir, mesela bir konuda düşünmekten çok yorulmuşsunuzdur ve o konuda zihniniz sizi çok yoruyordur. O zaman ne yapacaksınız? Farklı bir meşguliyet edinmeniz lazım. Farklı bir meşguliyetle zihnin yönünü değiştirebilirsiniz. Zihni susturamazsınız. Zihin konuşmaya devam eder ama yönünü değiştirirseniz o yorulduğunuz yoldan çıkıp biraz daha kafanızı dinlendirebileceğiniz bir yola evrilebilirsiniz. Hani ders çalışırken derler ya matematik çalışmaktan yorulduysan Türkçe çalış. İşte Türkçe çalışmaktan yorulduysan coğrafya çalış gibi. Eğer o düşündüğünüz konudan yorgunluk geldiyse artık bıkkınlık ve bezginlik geldiyse o zaman farklı bir meşguliyet edinip düşüncenin rotasını o yöne doğru çevirmek bizi rahatlatacaktır bir nebze. Düşünce gücü demişler bir de. Düşüncenin gücü yani düşünüyorum, iyi düşünüyorum işte ya da olmasını istediğim bir şey düşünüyorum ve o bana doğru geliyor. Böyle bir şey bilimsel olarak maalesef ki olmuyor. Yani ben kilo vermeyi istiyorsam ve burada oturuyorsam sürekli hiçbir şekilde kilo veremiyorum. İstediğim kadar 7-24 istersen kilo vermeyi düşüneyim. İşte kilo vereceğim, kilo veriyorum, kilo verdim, veriyorum falan vesaire. Bu benim kilo vermemi etkileyen bir durum değil. Benim kilo verebilmem için harekete geçmem lazım. Sebat etmem lazım, hareket etmem lazım, işte diyetisyene gitmem lazım, diyet yapmam lazım, işte spora gitmem lazım vesaire vesaire. Yani bir hareket gerekiyor, harekete geçmek gerekiyor, bir faaliyet gerekiyor. Eğer ben bu faaliyetleri istikrarlı bir şekilde yaparsam o zaman istikrarın gücü diyebiliriz buna, düşünce gücü diyemeyiz. Yani bir şey düşünerek, sadece düşünerek kendimize çekemiyoruz. Düşünme işin başlangıcı, sonra harekete geçip faaliyete geçip istikrarlı bir şekilde o yolda ilerlersek istediğimize ulaşabiliyoruz. Bir de düşüncelerimize yön vermek dediğimiz
durum söz konusu. Yani işte örnek veriyorum, başınıza bir şey geldi. İşte ben şu 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 kötülüğü yaptım, o yüzden başıma olumsuz bir şey geldi şeklinde düşünce sistemi var. Bu düşünce sistemi yanlış aslında. Çünkü bu düşünce sistemi bizi depresyona, anksiyeteye, kaygı bozukluklarına iten toksik bir düşünce sistemi. Bu düşünce sistemini değiştirmemiz gerekiyor. Eğer böyle düşünüyorsak olayı iyi yönünden değerlendirip kendi bakış açımızı, kendi düşünce dünyamızı zenginleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela engelli bir çocuğun annesini düşünelim. Engelli çocuğun annesi şunu söyleyebilir. Yani işte ben geçmişte çok kötülük yaptım, o yüzden Allah bana bir engelli çocuk verdi ceza olarak. Bu benim cezam diyebilir. Ya da Allah güvendiğine emanet eder cennetlik bir evladı. İşte o da beni güvenmiş, beni sevmiş, beni emanete layık görmüş, bana emanet etmiş. Bu benim hediyem, bu benim nimetim. Ben bununla belki cenneti kazanacağım bu çocukla hakkıyla ilgilenebilirsem diye düşünür ve bu çocuğu nimet kabul eder. Biri ceza kabul ediyor, biri nimet kabul ediyor. İşte düşünce sistemi dediğimiz şey bu. Yani bu noktada yaşadığınız olayı cezada kabul edebilirsiniz. Hediye, nimet olarak da kabul edebilirsiniz. Bu tamamen sizin bakış açınıza kalmış bir şey. O yüzden hayatınızdaki olayları değerlendirirken lütfen ve lütfen farklı bir yerden bakmaya çalışın olaya. O olay belki, hani Kur'an'da da geçer ya, sizin şer gibi gördüğünüz şeyler hayır, hayır gibi gördüğünüz şeyler şer olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir diye. Aynı şekilde sizin de şer gördüğünüz şey belki de sizin için çok hayırlı bir olaydır, hayırlı bir şeydir. O yüzden biraz olsun olaya nereden bakıyoruz, nasıl bakıyoruz, nereden bakmamız gerekiyor, acaba yanlış noktadan mı bakıyoruz düşünmenizi tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer faydalı olduğumu düşünüyorsanız lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki bu videolar daha fazla insana ulaşabilsin. Instagram'dan takip etmek isterseniz Begüm Saltan Kılıç yazarsanız bulabilirsiniz. Begüm Saltan 90 yazıp da bulabilirsiniz aynı şekilde. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, sizi en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.